Şimdi buraya geldiğime göre önce yem paketi alalım hocam. Bu bayağı yem alıyor galiba. Bence bu %50 hiçbir halta. Abi 7000 litre yem aldım şimdi, bir dakika. Yetmez mi ya? Şimdi zarar etmeseydik iyiydi de. Hadi bir tane daha alayım bari. Şimdi bunda gübre haznesi var lan. Abi meraktan deneyeceğim, makineyi de öğrenmiş olayım. Bu kadar mı? Neyse, onları sonra ben doldururum. Tarla 12'ye gidiyoruz, sonra oraya ekiyoruz. Vallahi inşallah 7000 yeter. Şimdi içerik kaydedildi. Darla 8 gelmeyecek. Daha da darla 8 değil de şu gündüz gece gündüz döngüsünü bir yapalım mı? Hızlandıralım mı bir? Hem bizim darlalar da yerine gelsin değil mi? Gündüz yaptıracağız oyuna. Yapacağımız şey öyle çok abartı bir şey değil. Alt üstü gündüze çekeceğiz yani.
Yani bu arabadan da çok bir şey beklememek lazım ama neyse. Küçük bir hata oluştu. Bak zamanı hızlandırdım. Başları temizle 8 geldi. Ben görmüyorum oğlum tarla 8'i burada. Oğlum hani tarla 8 gelecekti ya? Gelmedi, kısmet değilmiş abi. Kötü oldu bu ya. Küçük arazilerimiz var kendimize ait. Asıl büyükle zaten biz bulacağım ayrıca. Oğlum tarla 8 gelmedi ya. Bak küstüm ya. Yani bu arazi de uzun sürecek gibi görünüyor ama. Sabahı yaptık yine.
Aha geldi bak 89 bin abi işte bu ya. Buradan var ya 100 binin üstünde para toplarız biz. Aman ben senin ne yapacağını. Ulan liman tağının balığını uzak yere verdi şerefsiz ya. Neyse şurayı bitireyim de. Bizim tarlalarda durum ne? Güzel, iyi ilerliyor. Oğlum frekans atma lan. Frekans atıyor ya. Gayet güzel para kazanıyoruz. Abi para önemli ya. Şimdi tabi hasada göre daha hızlı gidiyor.
gidiyorsun. Biraz da içeride takılalım. Allah'ına kurban olduğum, Allah et, şey tohum yetmeyecek ha. Abi tohumları çok hızlı yiyor ya. Bakayım. Daha %35'teyiz anasını satayım. %70'ini yedi tohumu kasanın. Devam et abi, hızlı bir şekil. 10 numara 5 yıldız, yürü koçum, hadi.
Abi çok hızlı tüketiyor ya. Yarısına geldiğimizde kasa bitecek anasını satayım. Bu kadar hızlı tüketeceğini akıl edemedim ben abi. Bu nedir ya? Harbi kök söktürüyor hoca. Şimdi oraya kim gidecek? Şunu bitirsin ya. Tamam. Tohum yeniden doldur, aç. Thank you.
Ulan oğlum ne araziymiş, bitmedi gitti ya. Oho daha 156 da. Orada tarla 8 duruyor değil mi? Oh. Onu alacağım. Abi niye donuyor bu ya? Allah Allah. Bizim makine kayışı yaktı ya, dur bakalım. İyi, %61'deyiz. Güzel, güzel. O da olur, o da olur. Sıkıntı yok. No problem.
Bak 65 oldu. Bizim tarlalar ne alemde? Ha işte. Eh işte. Fena değil diyelim. Bu arada hangi makineler lazımdı lan bana? Bir kere kendi arazilerim için bir tane yem ve gübre için yükleme vagonu almam lazım. Şu yükleme vagonlarına bir bakalım. Yirmi binlik, 30 binlik. Tamam. Peki. Bak bunun içine gübre mübre koyabiliyorsun. Ayrıca keski yakıtları. Kendi bulgu lu konteynerları olan römorklardır. Bunlar da mahsul de depolanıyor. Yem için şu 8 binlik iş görür. Bence. Bu 8000 olan. Bak şu arkadan doldurma bu. Bu yandan doldurma bu da olur. Bu da olur. Niye olmasın? Yani bu 20 bin litre alıyor abi. Buna bir kere yemi doldurdun mu zaten. Yani. Daha bitmez. Burgu vagonu olarak bakarsak eğer. Bu 30 bin. Ya buradaki olay şu. Bunu dolduracağız. Yemle. 20 bin. Oo, uzun süre yem almayız. Bunu bir kere doldurduk mu? Pardon, tohum aldık mı? Bir kere daha değil mi? Bunu uzun süre tamam. Buna da gübre dolduracağız abi. 30 bin diyeceğim ama 30 bin gübre doldurmama gerek var mı ki? Benim gübre şeyim zaten ebesinin nikahı kadar alıyor. Yem için şöyle bir şeye ihtiyacım, tohum için şöyle bir şeye ihtiyacım var. 20 bin litrelik tohum şeyi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Tekerlek kurulumu falan filan. Sadece tekerlek kurulumlarıyla mı oynattırıyorsun lan? Bunu nasıl taşıyacaksın abi?
Şimdi burgu vagonu almadan önce bir kere bizim Fendt güçlü bir traktör. Şöyle söyleyeyim. Bizim Fendt'in güçlü olduğunu nereden biliyorsun dersen bak buradan biliyorum. Tıkla. Bak 150 beygir. Bizim Fendt'e çakacağız her türlü o lemkenleri o tamam. Bu zıkkımları çekecek bir alete ihtiyacımız var. 100 beygir diyor. Maksimum da 40'la gidiyor diyor. Tarlaların içinde bunu. Hani. Şunu alırsam tarlaların içinde işte oradan oraya oradan oraya taşıma işi görür mü? Görür. Tarlanın içinde kullanmalık. Kontratın bitmesi bekleniyor diyor. Bitecek az kaldı zaten oğlum az sabret la. Çok az kaldı. Aslında ben yine 200 binleri göreyim diyeceğim ama işte dediğim gibi ekstra traktör, ekim makinesi bunlara ihtiyacımız olacak yine. Zaten bu da bitti bir şey kalmadı. 85 oğlum.
Kontratlı bir iş için bu makine bekleniyor diyor. Bitmiyor anasını satayım, eziyet gibi ya. Bir yerden sonra tamam da yeter diyecek de ne zaman diyecek onu ben de bilmiyorum. Burayı hemen bitirmen lazım abi. Bak makineyi bekliyorlarmış. Adam işe başlayacak. Bizi bekliyor nasıl satayım. Herifler işe başlamak için keyfimi bekliyorlar. Ne yapayım hocam yani adamın arazisini yarıda mı bırakayım şimdi? Oğlum. Hadi az kaldı. Bitiyor koçum. Hadi. Ben bize söyleyeyim. Bence bu sırayı bitirecek. Sonra yeşil diyecek. Öyle bir his doğdu içime.
Lan bu bir şaka mı lan? Şimdi tarla 8 için nesne ödünç alma işini yaptık. Gel bakayım. Şimdi bu römork mamök taşıma işleri için bir ufak traktör alacağız demiştik 65'e. 100 beygirlik traktör. İşimi görür ya. Sarı olsun. Satın al. Sonra geri gel. Bir de neydi? Yükleme vagonu değil mi? Şöyle bir şey alıp içine ne dolduracaktık? Dohum. Mısır, soya, ayçiçeği ve diğer şeyler. Bu ne işareti lan? Neyse ben zaten tohum için kullanacağım onu. 38 bin diyor, 20 bin litre falan diyor. Bunu tarla 8'e götürelim, başlatalım abi. Kırmızı olan 45 bin alıyordu. Bu ne kadar alıyordu? O kadar alıyordur ya. Aşağı değildir yani.
Şimdi tırı da oraya götürelim. Şimdi tohum alacağız. Tohum. Doldur bakalım. Şuraya bir gel bakayım. Oho, işimiz var hocam seninle ya. Tamam. Doldur çocuğum. Tamam.
Şimdi paramız çok azaldı abi. Zamanı sardırıp kendi tarlamızı hasada hazır edip 8 ve kendi tarlalarımızla aynı anda hasada başlarsak bir yerden para kazanırken diğer taraftan da batarız en fazla. Öyle bir şey yapacağız abi. O yüzden ne yapıyoruz abi? Şu makineyi alıyoruz. Şimdi 10 numara 5 yıldız oldu işte. Zamanı yardır şimdi. Burayı da başlatacağız, orayı da başlatacağız. Sıkıntı yok. Şurası bir duruncu yani şey yani şu renk olacak. Zaten yağmur da olduğu için hasat yapamayacağım. Mecbur bekleyeceğim yani. Şu yağmuru bir dindirelim ya. Yağmur geçene kadar bekle. Bak her yer tamamlandı sayılır. İnşallah gece olmayız. Eziyet gibi be ya. Hadi. Oğlum bu ne lan? Evet, yağmur geçince saldırıya geçebiliriz yani. Hazır konumlandırmamız hazır yani. Bu daha tam dolmadı. Bunu dolduracağım. Tohum için ideal büyüklükte ama gübre için çok daha büyüğüne ihtiyacım var. Bir de silolar yağmur devam ederken bir bakalım abi. Kaçlık bu? 100 bin litrelik silo. 110 bin. Yuh. Bu 200 bin litre ve bunun yanına bunları eklediğim zaman oluşturduğu içerikler arasına aittir. İçerik saptamasına sonra verebilecekleri herhangi hasarda sorumlu değiliz. Siz öyle garaj ve bölümü aynı anlamda
Resme geçin. Silolarınızın depolama kapasitesini büyütür çiftlik silolarının yanına yerleştirmedir. Yani o üçlü arazi alınca işe yarar. Kuru ot ve samanı depolamak için bu siraj muhabbeti için galiba. Benim için en önemli nokta şu abi. ...250 bin litre şeyi var. Potansiyeli var bu Samancı abimizin. Şimdi bakacağız, göreceğiz, tamam. Yağmur durdu. Çok iyi. Şimdi kendi tarlama geçeyim. Havayı aydınlattığımız zaman hasat yapacağız.